Herkese merhabalar. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bilişim Enstitümüzün web konferansları serisinin 9. oturumuna hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün doçent doktor Utku Köse hocamız ile birlikte olacağız ve kendisiyle yapay zeka ve gelecek konusunu konuşuyor olacağız. Öncelikle oturumumuzun açılışını yapmak üzere ben sözü Enstitü Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Aslan Tüfekçi hocamıza vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar değerli hocalarım, değerli yardımcılarım, sevgili Utku ve değerli katılımcılar. 95 etkinlik kapsamında Gazi Üniversitesi'nin 95. yılı biliyorsunuz. Yapay zeka ve gelecek konulu bir web konferansı düzenlemek istedik. Konuşmacımız doçent doktor Utku Köse, Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden. Ama Utku hocamız bizim Gazi mezunudur. Dolayısıyla benim de öğrencimdir lisanstan. O yüzden yeri çok özeldir. Enstitümüze dersler de verir, her türlü katkıyı sağlar. Bilenler biliyordur zaten Utku'yu, duymuşsunuzdur eminim. Çok da güzel bir blogu var, utkuköse.com diye. Merak edenler için öneririm. Gelişmeleri, onun çalışmalarını takip etmek için, CV'sine bakmak için bayağı bir tanışmak isteyen var aslında. Biz de Utku'yu sağ olsun bizi kırmadı, davet ettik buraya. Şimdi sözü ona vereyim ben. Merakla, heyecanla dinliyor olacağız. Yapay zeka ve gelecek. Gelecekte yapay zeka ne olacak? Bizi yönetecek mi? Nereye gidiyor bunun sonu? Hep beraber konuşalım, tartışalım. Çok teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ederim hocam. Öncelikle yine Gazi Üniversitesi'nde Bilişim Enstitüsü'nde ve yine Profesör Doktor Aslan Tüfekçi hocamız, Doktor Öğretim Üyesi Öner Barut hocamız, yine Doçent Doktor Alper Güzel hocamız ve bütün bu webinar etkinliklerinde emeği geçen herkese davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, yapay zeka önemli bir konu malumunuz. Bunun günümüz kapsamındaki etkilerini geçtik, gelecek çerçevede nasıl bir etkisi olacak, oluyor. Bu sıklıkla geniş ölçekte tartışılan bir konu arkadaşlar. Umarım bu webinarımız faydalı olacaktır, zihin açıcı olacaktır diye düşünüyorum. Aslan hocamız beni tanıttı. Genel manada teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Yine beni web sitemden takip edebilirsiniz, sosyal medya kanallarından, profillerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben o yüzden ayrıca kendimi tanıtmadan, girizgah yapmadan direkt doğrudan sunum tarafına geçmiş olacağım. Yine davetlerinden ve tanıtımından dolayı hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi yapay zeka ve gelecek dediğimiz, aslında teknoloji ve gelecek demek buna belki, ama teknoloji dediğimiz zaman hep sıklıkla dikkat ederseniz hep yapay zeka akla geliyor. Yani bilgisayar teknolojisi artı iletişim teknolojileri kapsamında bu 20. yüzyılda ortaya çıkan o internet teknolojisi, sonra bununla birlikte gelen bulut teknolojiler, mobil teknolojiler vesaire derken aslında bunların hepsi eninde sonunda bir yapay zeka ile yolları kesişiyor. Yani yapay zekanın ister istemez bu noktada etkin düzeyde bütün teknolojik alanlarla bağlantısını hepimiz biliyoruz artık. Ben de bu çerçevede yapay zekanın özellikle gelecek konjonktürde, gelecek süreçteki bir takım kavramlarına artı iz düşümlerine değinmiş olacağım. Şimdi yapay zekanın ne olduğuna şöyle bir yine genel hatlarıyla değinmiş olacağım. Yani yapay zekanın bir tanımını kısaca şöyle yapmasak olmaz. Akabinde yapay zekanın geleceği dediğimizde aslında bir takım kavramlar çerçevesinde yapay zekanın geleceğini incelememiz gerekiyor. Mesela yapay genel zeka, açıklanabilir yapay zeka, ortam zekası, süper zeka gibi süper yapay zeka da diyebiliriz hatta ona. Bu tarz kavramlar var. Bunlar çerçevesinde yapay zekanın geleceğini de tartışmış olacağım. Çeşitli tavsiye kaynaklardan bahsedeceğim. Özellikle bu sunum tek başına yeterli olmayacaktır. Bunun üzerine literatürün ve ilgili kaynakların araştırılması, çeşitli kitapların vesairelerin, çeşitli bu yapay zeka alanıyla alakalı popüler bilim odağında veya yine bilimsel çerçevede çeşitli kaynakların ele alınması gerekir. Bunlar kapsamında da bir takım güncel açıkçası tavsiye kaynaklardan da geçmiş olacağım. Yine sunumun sonunda tabii ki sorularınız varsa onları da seve seve cevaplandırmış olacağım arkadaşlar. Şimdi yapay zeka nedir dediğimiz zaman aklımıza hemen Profesör John McCarthy gelmedi. Yani bu kavramın isim babası kendisi. Tabii bunun öncesinde İkinci Dünya Savaşı sırasında Alan Turing'in ortaya koyduğu çeşitli geliştirmeler var.
Bundan öncesine tarihsel sürece baktığımızda insanın hayal gücüne kadar bu olayı bağlantılayabiliriz. İşte otomatonlar artı mantık bilimi ki bilgisayar bilimlerinin gelişimi burada Gödel'i de mesela ön planda tutmak gerekir. Yani kısacası yapay zeka böyle bir anda bir ansızın ortaya çıkmış olan bir teknoloji değil. Bunun arka planda bir takım background gelişmeler çerçevesinde ortaya çıktığını, bunların yani söz konusu olduğunu ifade etmek gerekir esasında arkadaşlar. Ama artificial intelligence yani yapay zeka dediğimiz, Türkçe'ye yapay zeka olarak çevirdiğimiz artificial intelligence kavramını ilk ortaya atanlar 1956 yılında Dartmouth'taki Amerika'daki bir konferansta John McCarthy ve arkadaşlarıdır. Hatta John McCarthy'yi tek başına saymak ne kadar doğrudur bilmiyorum ama hep akla kendisi gelir. O yüzden ben de o bilinen gerçeği yani şey yapmadım. Aslında bir ekip var arka planda. Yapay zeka olarak bir tabiri caizse kavram öne sürülüyor, öneriliyor. Zaten proposal diye geçer. Hatta bu proposal on artificial intelligence falan filan diye bu çalışmanın başlığı vardır. Bunu böyle göz önünde bulundurarak son 1-2 yılda da böyle proposal on falan filan diyerek böyle sanki o zamanlarki önerilere göz kırpan nitelikte yapay zeka ile bağlantılı böyle önerilerde bulunanlar da var. Tabii o zamanlar olduğu kadar bir anda böyle ses getirmiyor bunlar ama hani başlığın böyle benzer proposal on falan diyerek böyle seçilmesi çok ilginç. Benim ilgincime gitmiştir. Hani bu yönde aslında bir bakıma ben de yapay zekanın geleceği dediğimde o alternatif kavramlara da değinmiş olacağım. Yani proposal'la olay başlıyor, sonra yapay zekada yer edinen bir takım kavramlar karşımıza çıkıyor. McCarthy burada yapay zekayı zeki makineler yapmanın bilinme mühendisi diyor. Yani işin bir teorik bir de pratik tarafı var tabii ki. Olayın teorik tarafı gün geçtikçe daha fazla kritik önem arz etmeye başlıyor aslında. Biz genel anlamda insan ve doğa taraflı çözüm mekanizmalarının sayısal ortamda işletilmesine yapay zeka olarak burada tanımlamış oluyoruz. Yani bunlara biz yapay zeka adı veriyoruz. Yapay zekayı biz aslında yani işin özünde birincisi bir bilim alanı olarak yani bir bilim alanı olarak şöyle yazmak gerekirse bilgisayar bilimlerinin altında bir bilim alanı, araştırma alanı olarak ifade edebiliyoruz. Bir ikincisi de kavramsal yani kavram olarak da yapay zekayı burada tanımlamış oluyoruz. Aslında bir yazılım veya donanımsal bir ürün de yapay zeka oluyor burada arkadaşlar. Bir de burada o yazılımsal veya donanımsal bileşenin ortaya koyduğu çözüm süreçlerine de biz yapay zeka adı veriyoruz. Yani bu kavram birden fazla perspektiften olayı anlamamıza olanak sağlıyor aslında. 20. yüzyıl son çeyreğinde özellikle bu 75'li yıllardan sonra, 1975'li yıllardan sonra diyebiliriz yani özellikle hız kazanmış ve 21. yüzyılda da bayağı bir ön plana çıkmış durumdadır. Özellikle 21. yüzyıl dediğimizde bizim ilk aklımıza gelen deep learning yani derin öğrenme oluyor. Ama işin geleceğine bakacak olursak da çok daha fazla aslında kavram var arkadaşlar. Tabii esnek algoritmik çözümleri var yapay zekanın ve dünya tabanlı, gerçek dünya tabanlı problemlere etkin sonuçlar ürettiği için bu esnek algoritmalar bildiğiniz standart bir algoritmadan çok daha gelişmiş ve esnek boyutta bir algoritmik çerçeveden bahsediyoruz. Yapay zeka o yüzden her alanda günümüzde oldukça popüler ve etkin bir çözüm aracı olarak da dikkat çekiyor. Ve başka teknolojilerin de sebebi oluyor aslında. İşte az önce bahsetmeye çalıştığım husus bu yani. Hani teknoloji ve gelecek dersek de ilk akla gelen yapay zeka olacaktır genelde. Yani elbette internetten, iletişim teknolojilerinden, sosyal medyadan falan da bahsedebiliriz ama yani sosyal medyada bile yapay zeka var. İnternet ortamını zaten bahsettiğimizde o teknolojik bütün olarak donanımsal, yazılımsal her şeyi işin içerisine katıyoruz. Orada da yapay zeka var. IoT diyoruz, nesnel internet diyoruz, her yerde yapay zeka. Oradan da yapay zeka çıkıyor. Gibi gibi yani bu yüzden aslında bildiğimiz standart algoritmaların bu kapsamda genişletilip her alanda uygulanması ve hem kendisi bir teknoloji hem de teknoloji üreten bir teknoloji olması dolayısıyla yapay zeka oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Ve en önemlisi de bilim ve araştırma alanı ve geleceğimizi şekillendirmekle şu anda bayağı bir meşgul diyebiliriz bu alan. Günümüzü de şekillendiriyor. Geçmiş süreçte zaten etkinliği kanıtlanmış durumda. Elbette tartışmalar var. O yüzden gelecek dediğim zaman tartışmaları da ortaya koymamız gerekiyor. Ama geleceğimizi de şekillendirdiğini iyi veya kötü kabul etmemiz de gerekiyor tabii ki. Öğrenerek çözüm üreten ve öğrenmeden çözüm üreten algoritmalar var bu arada. İşte biz öğrenerek çözüm üretenlere biz ne diyoruz? Makine öğrenmesi veya machine learning adı veriyoruz. Hatta bu machine learning öyle bir aşamaya geliyor ki machine learning altında da artık deep learning var. Yani deep learning machine learning'in daha gelişmiş bir versiyonu oluyor. Öğrenmeden çözüm üretenler ise işte kural tabanlılar, bulanık mantığı burada, fuzzy logic
belki işin içerisinde kabul edebiliriz. Ya da optimizasyon algoritma, işte kuştan, böcekten vesaireden esinlenen, hemen akla genetik algoritma mesela gelebilir. Genetik algoritmimizi burada kabul etmemiz gerekir. Yine bunun dışında PSO'dur, işte karınca kolonisi algoritması vesaire gibi algoritmalar da öğrenmeden çözüm üreten familyaya bu kapsama giriyor diyebiliriz arkadaşlar. Açıkçası öğrenme süreci burada zaten matematiksel ölçekte bakacak olursak, hani webinarımızı böyle bir daha böyle bir uzun süreçli bir şeye dönüştürseydik belki bunların üzerinden geçerdik detaylı, ama açıkçası derslerde tabii biraz ders niteliğine dönüştürmemiz gerekir tabii bu noktada. Ama derslerde anlatıyoruz bunu. İşin arka planında matematiksel ve mantıksal bir takım şeyler var, kabuller var ister istemez. Ve bunları biz aslında optimizasyon odaklı bir çözümle öğrenerek çözüm üreten algoritmaların tasarlanmasına da olanak sağlıyoruz. Yani optimizasyon hayatın her alanında var. Yapay zekanın, öğrenen yapay zeka, yani makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi süreçlerin de burada nasıl öğrendiğini aslında kabaca böyle soracak olursanız da optimizasyon diye kısaca cevap vermiş olur mu arkadaşlar? İşte burada dediğim gibi, yani makine öğrenmesi, derin öğrenme bu şekilde artık günümüzde derin öğrenmenin etkinliği son derece kritik, kural tabanlar ve zeki optimizasyon tarafında zaten biliyoruz. İşte gelecek dediğimiz zaman özellikle bu derin öğrenme ya da daha genel ölçekte makine öğrenmesi dediğimiz bu kısım geleceği özellikle şekillendirme noktasında merak uyandıran alanlar oluyor. Çünkü neden? Öğrenme süreci var adı üstünde. Yani bir insanın bile doğduktan sonra ne öğrenecek, ne yapacak, nasıl bir gelişim evresi takip edecek onu bile tahmin edemeyiz. Yani belli bir yere kadar tahmin ederiz de çevresel faktörlerin hepsine hakim olmamız gerekir. Tümüne hakim olma meselesi de biraz kaos teorisiyle açıklanabilir belki bu noktada. Ona tekabül eder yani buradaki süreç. Ama bu çok da mümkün bir şey değildir. Yani bütün olası her türlü şeyi, şartları, çevresel faktörlere hakim olacaksınız da benim mesela 10 yıl sonra nerede olduğumu tahmin edebileceksiniz veya herhangi birinin. Bu %100 mümkün değil ama işte analitik süreçlerle, yapay zekayla vesaireyle falan, büyük veri yardımıyla biraz da belli bir yere kadar tahmin edilebiliyor. İşte müşterinin ilgi alanları tahmin edilebiliyor, hastalık teşhisi ortaya konulabiliyor, kişilerin ilgi alanları az çok tahmin ediliyor. Hani %100 olmasa da belli bir çapta işte tutundurma politikası sağlanmış oluyor. Ama bir insanın tamamen her şeyini gelecek süreçte tahmin etmek o kadar kolay bir şey değil. Yani imkansız diyebiliriz belki ama imkansız diye de bir şey yok açıkçası. Hani gelecek ne gösterir? Bu da zaten yapay zekayı tartışmamıza sebep oluyor. İşte burada derin öğrenme özellikle çok sayıda veri, büyük veri dediğimiz karmaşık, miktarı çok, anlık olarak sağdan soldan sistemimize yağan ve hani çeşitliliği çok fazla olan, karmaşık nitelikli olan bir sosyal medyayı düşünün en basitinden. Beğeniler, yorumlar, fotoğraflar vesaire falan derken, yorumun yorumu vesaire falan derken paylaşım sayıları gibi gibi süreçler verinin kapsamını da karmaşıklaştırıyor. İşte derin öğrenme biraz daha makine öğrenmesinin burada büyük veriye karşı olan aslında versiyon oluyor. Yani o yapay zekayı etkin düzeyde kullanmamız imkan sağlayan bir versiyon oluyor. Yalnız burada makine öğrenmesi olsun, derin öğrenme olsun hiç fark etmez. Burada özellikle öğrenme süreçleri işte sınıflandırma veya regresyon tabanlı olan işte supervised, yani bizim girişinde, çıkışında, sebebinde, sonucunda bildiğimiz eğitim süreçleri mesela burada öğrenmede kullanılan süreçlerden biri oluyor. Bir diğeri yine unsupervised oluyor. Buna biz daha çok kümeleme de diyoruz, clustering de diyoruz. Bu sefer de veriler belli, sebep belli. Sonucu bir şeye bağlamak bize kalıyor. Yani ya da algoritmaya kalıyor açıkçası. Bir de en çok böyle tartışılan, gelecek süreç için de aslında yapay zekanın geleceği dediğimizde de dikkat çeken bir diğer öğrenme süreci de reinforcement dediğimiz takviyede öğrenme oluyor esasında. Bu yaşayarak öğrenme gibi oluyor. Yani biz yaşayarak öğrenme malumunuz çevresel faktörlerin ekseninde bir sonuca bağlanan bir süreçtir. Yani çevresel faktörü öyle bir kontrol etmeliyiz ki bizim sistemimizin de iyi yönde eğitilmesi gerekiyor. Ama buna her zaman nasıl hakim olacağız, hangi çapta hakim olacağız, bu da önemli bir problem haline geliyor. Yani reinforcement learning en kritik tartışma konularından biri belki yapay zekanın geleceği konusunda. Ama tabii ki supervised ve unsupervised'da da biz veri sunuyoruz belki, ama o verinin içerisinde işte bias ya da bias ya da
ön yargı diyebileceğimiz, Türkçe ön yargı olarak ifade edebileceğimiz bir sorun ortaya çıkar mı? Bu bir tartışma konusu. Yine insan hatası, şöyle error olarak yazayım kısaca, mouse'u az çok şöyle biraz şey için kullanıyorum ama herhalde okunuyordur. Yani insan hatası olan bir kelebek etkisi yaratacak bir durum olur mu olmaz mı? Bunları tartışmamız gerekiyor. Yani kısaca nasıl ki insan öğrenirken, insan yaşarken, insan bir şeylerle etkileşime girerken sürekli %100 bir şeyin garantisi yoksa insan taraflı tasarlanan, arka planda matematik, mantık ve en önemlisi feed edilen data olan, veri olan yapay zeka tarafında da bu gelecek süreçte tartışma konusu olan şeyler özellikle öğrenme kapsamında şekilleniyor. Elbette kural tabanlı veya optimizasyon taraflı algoritmalar da önemli gelecek için. Çünkü optimizasyonda mesela matematiksel model tasarlaman lazım. Sen modelinde ufak bir hata yaparsan, bir değişkeni eksik yazarsan veya bir katsayıyı güncellemezsen o zaman senin gelecek zamandaki sisteminde hata yapacaktır. Aynı bu uzaya işte şey mekik gönderirken bir tane virgül unutup her şeyi alt üst etmeleri gibi düşünün bunda. Yani orası bile önemli ki zaten optimizasyon dediğim gibi öğrenme tarafında da son derece kritik. Yani çok fazla husus var. Hani ben bunu biraz daha öğrenme tarafına, biraz daha veri tarafına indirgemiş gibi oldum ama hani kullandığınız tekniklerin kendileri bile önemli. İçerisindeki parametreler bile önemli ki bu yüzden hiperparametre optimizasyonu, hiperparametre odağında çalışmalar veya zeki optimizasyona baktığımızda hiperseziksel algoritma tasarımları falan gibi böyle hani bir şeyin hep böyle her şeyi kapsayan, aynı Einstein'ın bütün her şeyi kapsayan bu işte kuram ortaya koyma çabası gibi veya fizikçilerin bu kapsamdaki çabaları gibi düşünebilirsiniz bunu. En mümkün olan en kapsayıcı yapay zeka modellerinin çözümlerinin ortaya konması süreci de aslında gelecek endişelerinden ve bir şeyleri kontrol etme çabasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Burayı biraz az çok anlattım aslında ama yapay zekada makine öğrenmesi ve makine öğrenmesinden derin öğrenmeye geçiş sağlanmış durumda. Tabi burada farklılıklar var. Yani her derin öğrenme tekniği aynı zamanda makine öğrenmesidir. Çünkü makine öğrenmesi kapsar, derin öğrenmedir arkadaşlar. Ama her işte makine öğrenmesi de derin öğrenme demek değildir. Derin öğrenme tekniği olarak kabul edilmesi için daha kapsamlı, karmaşık bir yapısı olması gerekir. Büyük veri setlerine karşı kullanılabilen bir teknik olmalıdır. Bu konuda hatta Google'a hemen şu an ben konuşurken bile yazarsanız Deep Learning Simple Problem yazarsanız hemen anahtar kelime olarak bir tane fotoğraf göreceksiniz. İşte bir adam, böyle kaslı bir adam, He-Man kılıcı gibi bir kılıçla ekmek kesmeye kalkıyor. Orada kılıca deep learning diyor, ekmeğe de simple problem diyor. Yani o yüzden bu hataya da çok düşülüyor. Yani makine öğrenmesinin zaten çoktan beri çözüp de bir daha gerisin geri bakmadığı problemlere deep learning uygulama gibi bir çaba da var uluslararası literatürde. Yani genel anlamda. Bu da ilginç bir durum. Aslında big data setlerde ve zor çözümlenmiş olan veya makine öğrenmesinin çözümünü daha geliştirebileceğimiz noktalarda deep learning'in kullanılması daha kritiktir arkadaşlar. Günümüzde de baktığımızda işte GPU gibi güçlü bileşenlerin kullanılması durumu karşımıza çıkıyor. Tabii burada mesela blockchain'i düşünün, blok zinciri düşünün en basitinden. Blok zincirde bile GPU'lar var. Burada şeyde de deep learning'de de GPU'lar işin içerisine giriyor. Yani kısaca aslında biz veri karmaşıklığı arttıkça, uğraşmamız gereken verinin zorluğu arttıkça dolayısıyla bizim computational bir donanımsal bileşenlere de ihtiyacımız artıyor. Aslında 21. yüzyılın bu donanımsal bileşenlerde ortaya koyduğu gelişmelerde bizim deep learning'in veya blok zincirin veya belki IoT'yi de bu işin içerisine katabiliriz. Hani birbirleriyle haberleşen cihazların, sürücüsüz arabaların bu kadar ön plana çıkması da biraz bununla alakalı. Hani GPU özellikle burada computational resource'ların, kaynakların gelişmesini bize kanıtlar nitelikte. Bunun bir sonucu da deep learning ve bir diğer sonucu da yapay zekanın geleceğinin endişelerinin artması. Çünkü yapay zeka her yere hakim olmaya başlayacak. Evde kullandığınız bir IoT cihazı yüzünden sizin verilerinizi kullanabilecek, bir yere aktarabilecek. Yani aslında işin temeli biraz veriye de bağlanıyor da işin açığı. Ama hani veriyi bir şekilde bir yerde saklı tutsan etsen falan da
elde izin verilen verileri sunsan da bu sefer de yapay zekanın öğrenme süreci problemi haline geliyor. Biz o yüzden kabaca yapay zekanın gelecek problemleri diyoruz. Onun yoksa alt kapsamında veri odaklı problemler olarak bir başka bir kategoride incelemelerde bulunabilirsiniz veya makine öğrenmesi problemleri diyebilirsiniz. Problem modelleme diyebilirsiniz. Yani sonuçta her tarafa farklı yöne çekebilirsiniz bu problemleri. İşte derin öğrenme burada etkili bir yaklaşım, yöntem yapay zeka altında ve hani başka bir isim çıkmazsa, başka türler ortaya çıkmazsa ki çıkacaktır zaten gelecek süreçte. Şu an için derin öğrenme burada tartışmaları da alevlendiren, gücü yüksek olan bir çözüm kümesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani en basitinden deepfake falan deniyor. Böyle içerisinde deep vesaire ifadeleri olan şeylerde deep learning var anlamına gelir. Bakıyorsunuz hiç olmayan fotoğraflar oluşturuyor yapay zeka. Yaratıcılık konusu bu yüzden tartışılıyor. Yine bakıyorsunuz işte yıllar öncesinden göğüs kanserini teşhis edebiliyor. O çok iyi diyorsunuz. Ama mesela bir başka yakada son zamanlarda özellikle üzerinde çalıştığım konular medikal imajların bile adversarial ataklarla, saldırılarla manipüle edilmesi, siz insan gözüyle hissetmeseniz bile, görmeseniz bile derin öğrenme sisteminin sende kanser yok demesine sebep olacak veya COVID olmayan bir hastaya X-ray görüntüsü üzerinden sende COVID var deyip veya tam tersini deyip aslında problemlere yol açan bir sistemin de ortaya çıkması mümkün oluyor arkadaşlar. Yani olayın iyi yakası, iyi avantajlı yönleri yanında kötü bir yakası da var. Yani kötü sonuçlara, dezavantajlı sonuçlara sebep olan tarafı da var. Aslında felsefik anlamda teknolojide iyisiyle birlikte kötüsünü de beraberinde getiriyor. Biraz da buna alışmak lazım belki ama kötü sonuçları kontrol altında tutmak biraz daha teknolojinin bizim algı düzeyimizin ötesine geçmesi nedeniyle zorlaşıyor. O yüzden belki çabaları arttırma suretiyle yola devam etmek gerekiyor arkadaşlar. Tabi burada biz bu problemleri biraz da kavramsal çerçevede ele alıyoruz. Mesela yapay dar zeka diyoruz biz şu anki çözümleri aslında. Çünkü bildiğiniz rutin süreçleri, sen veriyi sunduğun sürece, rutin süreçleri anlattığın sürece insan derdini yapay zekaya anlatabildiği, o yönde bir algoritma modelleyip veriyi o çerçevede sunduğu sürece zaten yapay zeka bir şeyleri çözüyor. Her şeyi demek çok iddialı olacaktır. Yani en azından insanın duygularını anlayıp böyle robotik, işte insansız robot gibi bir şeyler ortalıkta gezinmiyor halen. Hani o çerçevede düşünebiliriz olayı. Ama şu anki işte bu hastalık teşhislerini yapan, yani belli bir sürece kadar destek sağlayan, insana karşı hız ve computational kaynak konusunda ve insanı etkileyen çevresel faktörlerini elimine ederek daha etkin, doğru ve tutarlı sonuç verme noktasında yapay zeka etkili oluyor. İşte bu yapay zekaya biz ama yapay dar zeka dememiz gerekiyor. Yani artificial narrow intelligence dememiz gerekiyor. Çünkü halen mesela kendisi problem çözümü tasarlama konusunda halen bocalıyor. Yani bu yönde sistemler elbette geliştirebiliyorsunuz. Yani bir çözüm üreten, çözümünü kendi tasarlayıp o çözümü sonra devreye sokan bir yapay zeka elbette tasarlarsınız. Hatta bu işte hiper sezgiseller, işte hiper parametre optimizasyonu gibi süreçler biraz bunlara göz kırpıyor. Ya da siz sisteminizi öyle modelleyebilirsiniz ama bu sistemi tutup da başka bir probleme uygulamanız biraz zorlaşır. Yani adaptasyonda sıkıntı yaşarsınız. Belki scalability, yani ölçeklenebilirlikte de problem yaşama durumunuz ortaya çıkabilir. Yani kısaca o kadar da çok süper, hani kendi çözümünü tasarlayabilecek düzeyde değil yapay zeka. Ama kendi çözümünü tasarlayabilecek seviyeye geldiğinde, ki bu özellikle 2040'lı yıllarda olur deniliyor, o zaman artificial general intelligence, yani yapay genel zeka adında bir kavram gelecekte karşımıza çıkacak diye düşünülüyor arkadaşlar. Tabii bunlar hipotez boyutunda. Yani bunun ismi başka bir şey olur veya bambaşka şeyler bizi bekliyordur belki, bilemeyiz. Ama tartışmamız da gerekir tabii ki. Çünkü literatürde bu yönde çalışmalar, bu kavramlar çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Gerek hipotez boyutunda, gerek felsefik boyutta, gerekse belli bir yönde uygulama boyutunda bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Hatta bütün bu konular disiplinler arası tartışmayı da ortaya çıkartıyor. Yani işin teorik tartışmaları, hemen sunumun başında belki hatırlarsınız ifade etmiştim. Hani uygulamanın ötesinde teorik tartışmaların da iyice alevlendiği, her bilim dalından insanların tartışmalara dahil olmasının daha olanaklı hale geldiği, açıkçası işin felsefesi, işin sosyal etkileri, toplumsal etkileri vesaire gibi konuların daha fazla kapsam genişlettiği bir duruma gelmiş oluyoruz aslında.
Burada yapay genel zeka bir insanın yapabileceği herhangi bir zihinsel görevi başarıyla gerçekleştirebilecek bir makinenin zekası olarak ifade ediyor kabaca. Yani az önce ifade ettiğim gibi biz bir şey demeden, bir yönlendirme yapmadan kendi derdini de, kendi problem çözümünü de tasarlayıp bunu devreye sokabilen bir yapay zekadan bahsediyoruz. Yani işte strateji oluşturma, bulmacaları çözme, belirsizlik altında karar verme gibi eylemler yapabilecektir. Doğal dil ile iletişim kurma olacaktır. Ama Siri yapay genel zekadır diyemiyoruz. Yani doğal dil işleme var elbette de bu da işin içerisinde olacaktır demeye getiriyoruz. Yani bunların hepsinin mümkün olduğunca combine edildiği bir sistemden bahsediyoruz burada veya kavramdan. Planlama, bilgiyi temsil etme, ortak bilgiyi oluşturma, makine öğrenmesi zaten olmazsa olmaz bir üst haline geliyor. Bütün bunları yapabilen gelecek süreçteki yapay zeka versiyonunu biz yapay genel zeka adı veriyoruz arkadaşlar. Onaylayan testler var bu durumu. Mesela Turing testi çoktan geçildi aslında. Turing testi o yüzden biraz demode kalıyor bu noktada. Yani bir kapalı kapılar ardında işte sorulan sorulara diğer taraftaki bir insanın sorduğu sorulara cevap veren bir makinenin, yapay zekanın ve bir insanın olduğunu burada varsayıyoruz. Eğer soruları soran insan o görmediği kapalı kapılar ardında gelen, kendisine gelen iki cevabını da birbirinden ayırt edemiyorsa, yani bu cevabı veren muhtemelen yapay zeka, bunu da veren bir insandır diyemiyorsa, o zaman orada yer alan, o görmediği tarafta yer alan yapay zekanın bu testi geçtiği, dolayısıyla insansı yapıda, insan düşünce mantığında olduğunu kabul etmemiz gerekiyor diyor. Yalnız buna karşı işte çok çeşitli yapay zeka felsefesi altına da incelemiş bunlar. Farklı tartışmalar var. İşte Çin odası deneyi var. Mesela en basitinden. John Searle'dı herhalde, yanlış hatırlamıyorsam sanırım oydu. Onun ortaya koyduğu şey de deney olayında. Siz zaten yeterince patternları ya da yeterince böyle eşleşen şeyleri verirseniz zaten sistem sonuçta tıpkı insan gibi cevap verebilir diyor. Ve bizim sonuca değil sürece bakmamız gerektiğini söylüyor. Ben de hatta felsefik anlamda baktığımızda hani yapay zeka hakikaten insan zekası gibi midir? İnsansı yapay zeka gelecekte olur mu? İnsanın yerine geçer mi? Yapay zeka eşittir doğal zekanın sayısallaşmış hali midir tartışmalarına ben süreci anlamamız gerekiyor diye o tarafta yer alan filozofların, bilim insanlarının tarafındayım aslında. Yani sonuca baktığınız zaman zaten hani sonuç birçok süreci size işaret etmediği için birçok yorum yapmanıza imkan sağlayacaktır. Ama John McCarthy'den tutun birçok bilim insanı, yapay zekanın inşasında rol alan birçok bilim insanı da işin sonucu tarafı, sonuç tarafına bakarak aslında karar verme sürecine girmişlerdir. Ha iyidir, doğrudur, hoştur bilemeyiz. Yapay zeka literatürüne katkıda bulunmaları zaten burada önemli. Ama işte sonuca odaklanmak tek başına yeterli kalmıyor. Hatta belki süreç de yeterli kalmayacaktır. Hem sonuç hem süreci belki bir arada düşünmemiz gerekebilir. Bilemeyiz. Yani sadece süreç demek de belki yanlış olacaktır benim düşündüğüm şekilde. Ama süreç dediğiniz zaman işin içerisine bilinç giriyor. İşin içerisine işte akıl, zeka, tam onları bir köşede tutacak olursak bilinç ve bu noktada zihin gibi kavramlar işin içine giriyor ki bunları yapay zeka tarafında bir yere oturtmamız halen mümkün değil arkadaşlar. Çünkü dijital bir sistemden, sayısal bir sistemden bahsediyoruz. Biz zaten insanoğlu olarak kendimiz bilinci, zihni tam anlamıyla bir yere konumlandıramadığımız için bunu da bir ürün olarak bir dijital sistemle konumlandırmamız mantıken mümkün olmuyor arkadaşlar. O yüzden işte Turing testi biraz orada demode olmuş durumda. Ama bakın şu testler daha kritik. Mesela Wozniak'ın ortaya koyduğu işte makine yani robot bir eve girecek diyelim. Ondan sonra nasıl kahve yapılacağını bulması gerekir diyor bakın. Yani kahvenin nasıl yapılacağını daha yeni öğreniyor. Önce kahve makinesini bulacaktır. Sonra kahveyi bulacaktır. İşte su ekleme, bir kupa bulma ve uygun düğmeleri basarak kahveyi demleyecektir örneğin. Hatta burada kahvenin nasıl demlenmesi gerektiğini de web kaynaklarından belki bakarak öğrenmesi gerekmektedir. Hani aynı bu şey gibi. Misafir olarak bir eve gittiğiniz zaman kahve makinesini gördükten sonra işte kahvenin yeri neresiydi, fincanlar nerede falan, su nerede falan, onları az biraz da sahip olduğunuz tecrübeyle birleştirerek, harmanlayarak başkasının evinde de ya da hiç yabancı olduğunuz bir yerde de kahve yapabilme sürecine girebilmenizle alakalı bu süreç. Kahvenin nasıl yapıldığını önceden öğrenmişsinizdir, orası da ayrı bir konu, ama hiç bilmiyor olsanız bile İnternetten araştır, videoları izle. Sonra oradan öğrendiğinde
İşte sana verdiğimiz bu mutfakta dene deseniz bile insan öğrenir. Yani belli bir yaştan sonra, belli bir bilgi beceri sürecinden sonra öğrenecektir. İşte bunu demeye çalışıyoruz. Yani orada bütün o sürece hakim olma olayı yapay genel zekanın işi, bunu kanıtlayan bir süreç olarak ifade etmiş oluyoruz. Yine kolej öğrenci testi diyor, görselinin ortaya koyduğu bir süreç bu. Bu kısaca bir üniversiteye gidip, okula gidip okulu geçmesi, yani bitirmesi anlamına geliyor. Nielsen'ın ortaya koyduğu görevlendirilme testi var. İşte bir yapay zeka ekonomik olarak önemli bir işe girer ve o işi bir insan kadar iyi şekilde gerçekleştirir diyor. Tony Severin'in çok ilginç bir örnek veriyor. IKEA örneği gibi bu aslında. Bir makine mobilya paketini açmak ve bir araya getirmek zorundadır diyor. Ne yaparsınız? IKEA paketi olduğunda veya bir mobilya ile alakalı işte internetten falan söylediğiniz zaman genelde öyle gelir. Demonte diyelim biz ona isterseniz kabaca. Demonte geldiğinde orada bir kılavuz olur. Kimi zaman da uyduruktur o kılavuzlar gerçi. En son kurduğum sehpadan hatırlıyorum. Yazıları okunmuyordu o derece yani. İşte ona bakarak mesela burada yapay zekanın kılavuzu inceleyerek o mobilyayı, o eşyayı açıkçası inşa etmesi, o mobilyayı ortaya koyması gerekmektedir burada. Hani böyle bir süreç burada söz konusu diyebiliriz. Yani biz mobilyanın nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir işaret bile vermiyoruz. Bunu da kılavuza bakması gerektiğinde oradan mobilyanın nasıl yapılacağını da kendi öğreniyor yapay zeka. Kendi bunu ortaya koyuyor ve bunu inşa ediyor, monte ediyor ve biz buna yapay genel zeka ismi vermiş oluyoruz. Yine açıklanabilir yapay zeka var. Bu aslında günümüzün de önemli tekniklerinden biri ama gelecekte çok önemli olacak. Bunu hatta bir önceki seride bir oturumumuzda da bir bilişim enstitüsü webinarları kapsamında anlatmıştım. Hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır, katılanlar olmuştur. Bu işte teknolojinin bizim algı düzeyimizin ötesine geçmesiyle alakalı. Yani gelecek, yapay zekanın geleceği de, teknolojinin geleceği de bizim tamamen algı düzeyimizin ötesine geçen. Hatta teknolojik tekillik vesaire gibi konularla da bağlantılı bunlar. Bizim algımızın ötesine geçen ve dolayısıyla her yönüne hakim olamadığımız teknolojilerle sarılı olduğumuz bir geleceğe doğru gidiyoruz. Derin öğrenme bunun en basit bir kanıtı. Yeri geldiğinde binlerce, milyonlarca parametreyle karşı karşıya kalıyoruz. O sistemin güvenilir bir şekilde çözüm üretip üretmediğini, o girişteki veriyle çıkışta ürettiği arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu anlayamıyoruz. Yani geleneksel işte KNN gibi ya da perseptron gibi ki yani çok katmanlı algılayıcı dediğimiz yapay sinir ağları aşamasında gelmeden önce diyelim biz ona veya karar ağaçları gibi makine öğrenmesi tekniklerinde bir takım parametrelere bakarak girişten çıkışa doğru nasıl bir mantık izlemiş, dolayısıyla güvenilir bir sonuç mu üretmiş, her zaman böyle mi davranacak, ne zaman hata yapabilir, ne zaman biraz sallantıda olur bizim sistemimiz, onu anlayabiliyoruz. Yani en basitinden karar ağaçlarını düşündüğümüzde size şöyle tepeden aşağı doğru ağaç mantığında böyle akış şeması gibi bir süreç ortaya koyuyor ve biz bu süreci inceleyerek diyoruz ki tıpkı insan gibi karar veriyor. Doğru. Yani mesela işte kanser teşhisinde veya işte kritik bir hastalığın teşhisinde evet şu tahlillere bakmış. İşte ilgili parametre lökosit değeri şöyleyken şu kısma gitmiş. Orada şu değer işte lökosit böyleyken bu sefer gitmiş başka bir değere bakmış. O zaman şuraya gitmiş ve hastalık yok demiş. Bir doktor baktığı zaman evet ben de olsam böyle bir süreç izlerdim. Dolayısıyla sizin sisteminiz güvenli, sıkıntı yok diyecektir muhtemelen. Ama artık biz derin öğrenmede ve hibritleşen sistemlerde bunu yapamıyoruz. Bunu yapabilmek için de açıklanabilir yapay zeka denilen bir kavram oluşturulmuştur arkadaşlar. Kısaca XAI da diyoruz. Bu XAI var olan sistemlere böyle entegrasyonla bir açıklanabilir model ortaya koyuyoruz. Hatta bu olay kullanıcı yapay zeka ekseninde bir bağlantıyı gerektirdiği için insan bilgisayar etkileşiminin insan yapay zeka etkileşimi tarafına da genişletilmesine sebep oluyor. Bu yüzden hani yapay zekanın güvenilir olup olmadığını anlama noktasında size sunulan arayüzün bile renginden tutun butonlarına vesairelerine kadar her şey işin içerisine giriyor. Yani yapay zeka ve insan bilgisayar etkileşimi arasında bir etkileşim de doğuyor otomatikman. Hani olay böyle bir şey. Açıklanabilir yapay zeka dediğimiz kavram bu şekilde geniş bir kavram. Yani en basitinden bir yapay sinir ağlarına entegrasyonla, knowledge matching'le işte elde ettiği bir çıkışın size insani yönde güvenilir mi, değil mi? Her zaman yani şu anda tesadüfi bir sonuç mu yoksa her zaman güzel sonuçlar üretecek midir, güvenilir sonuçlar üretecek midir? Bunu en azından değerlendirebilmenize, yani yapay zekanın ulaştığı sonucu nasıl ulaştığını size çok karmaşık bile olsa anlatabilmesine imkan sağlayan model açıklanabilir yapay zeka oluyor.
Yani en basitinden bir fotoğrafta köpek olduğunu tespit ettikten sonra hangi bölgelere bakarak bu kararı verdiğini size anlatmasını isteyebiliyorsunuz. Yani bu modellerin detayına girmeyeyim. İşte CAM adı verilen yöntemle bunu yapabiliyorsunuz. Isı haritaları oluşturuyorsunuz. Isı haritalarına bakarak da evet bizim yapay zeka gidip bambaşka yerlere bakıp da fotoğrafta tesadüfen köpek var dememiş. Hakikaten köpeğin olduğu bölgeye odaklanmış. Ya da bir hastalık durumunda evet tümörlü bölgeye bakmış. Burada tümör teşhisini doğru yapmış diyebileceğimiz şekilde feedbackler elde edebiliriz. Yoksa diğer türlü sonuç ne, hangi sonucu verdi, bize bu sonucu verdi deyip geçmemiz gerekir. O da her zaman güvenilir mi değil mi bu konuda soru işaretine sahip olmamıza sebep olacaktır. İşte çeşitli modellemeler var. Black box modelleri, o algı düzeyimizin ötesine geçenlere hibrit yapılarla, işte decision tree ekleyerek ya da CAM gibi, işte attention map gibi, sharp gibi, lime gibi farklı modeller ekleniyor. Ya da var olan yorumlanabilir diyebildiğimiz burada makine öğrenmesi, yani karmaşık olmayan makine öğrenmesini karmaşık olan makine öğrenmesiyle harmanlayarak açıklanabilir yapıya getiriyoruz. Böyle bir çözüm bize sağlıyor açıklanabilir yapay zeka. İşte gelecekte, hani şu an bile bunlar uygulanıyor. Yakın gelecekte işte IoT cihazlarından tutun sürücüsüz arabalara kadar birçok ortamda bunlar zaten uygulanıyor şu anda, ama hani şu an bizim tecrübe etmediğimiz bileşenlerde, cihazlarda bile açıklanabilir yapay zekanın zorunlu hale gelmesi, böyle arayüzlerle insanın, yani kullanıcının kullandığı yapay zekanın kararlarında, eylemlerinde güvenilir olup olmadığı, hatta hata yapma seviyesine geldiğinde de kullanıcının sen bir resetten diyebileceği noktaya tespit edebilmesini, o noktaya gelebilmesini sağlayacak çözümler ortaya çıkacaktır. O yüzden açıklanabilir yapay zekayı da biz yapay zekanın geleceği kapsamında önemli bileşen olarak düşünüyoruz. Yapay zeka kendisi bir veri bile üretse bile, o veriyi hangi yoldan çıkarak atomik düzeyden seviye seviye sonuca bağlı olarak nasıl ürettiğini bile biz bu vesileyle anlayabiliyoruz. Mesela generatif yapılarda işte kendisi fotoğraf üreten, kendisi bir şeyler oluşturan, müzik yapan vesaire gibi sistemler bile açıklanabilir yapay zeka sayesinde, işte ben notalardan yola çıktım, notalardan akortlar oluşturdum, akortlardan işte riffler oluşturdum, sonra böyle işte bir metal müziği falan ortaya koydum falan, araya bateri ekledim, bas ekledim, elektroyu işte Iron Maiden gibi 3-4 tane gitar birden koydum falan gibi şey yapabiliyor yani dolayısıyla. Hani sadece olay şey değil, var olan bir verinin analizi değil, oluşturulmuş olan bir verinin, yapay zeka tarafından yaratılan bir verinin de burada açıklanması mümkün oluyor ki yapay zekanın yaratıcılığı da yine burada geleceğin önemli konuları arasında. Ve yaratıcılığı biz işte bir copyright'a tekabül etmeli mi, yoksa kendince böyle hakikaten benzersiz bir ürün mü oluşturmuş yapay zekanın, mesela böyle bir durum mu ortaya çıkmış sorusunun ya da cevabını üretebilmek için belki yapay zekadan faydalanabiliriz. Yani sonra diyebiliriz ki işte senin yapay zeka bu tabloyu güzel oluşturmuş, ama bak başlangıç noktasında biraz böyle işte şu sanatçıdan esintiler var. Şu sanatçının şurada kullandığı unsurun aynısını kullanmış bak bu senin yapay zeka deyip sen önce gidip bu sanatçıdan copyright almalısın. Ondan sonra yapay zekanın ürününü kendi çapında değerlendirebilirsin diyebiliriz. Yani bu bir yol. Her üründe, her yapay zeka tarafından oluşturulan üründe, eserde mümkün müdür bilemem, ama açıklanabilir yapay zeka da olayı buradan yakalayabiliyor yani en azından. Her şeyi geçtik. Kullandığınız sistemin güvenilir olup olmadığı, ne zaman saçmalamaya başlayıp başlamadığını anlamanız noktasında son derece kritik. Bu da bir diğer örnek. Bakın işte bu fotoğrafta gitar olduğunu, ama hangi gitar olduğunu böyle farklı tespit ettiği bölgeleri göstererek bize kanıtlamış oluyor. Bir diğer kavram da ortam zekası arkadaşlar. Ortam zekası Ambient Intelligence ya da MI diye kısaca isimlendiriliyor. Bu açıkçası şey, hani IoT'yi biliyorsunuzdur. IoT'nin biraz daha yapay zeka tarafı çerçevesinde daha detaylı incelenmesiyle alakalı bir yapı bu. Daha geniş çerçevede bir kavram. IoT işin hani şeyi gibi düşünün bunu. İnternet ve web'den bahsediyoruz gibi düşünün. IoT ve ortam zekasından bahsediyoruz şu anda da. IoT'nin yanında Ambient Intelligence, o işin içerisinde dönen dolanan algoritmik, yani soyut tarafı biraz anlamamıza imkan sağlayan bir yapay zeka kavramı diyor. Geleceği düşündüğümüzde işte arayüzler, nesnenin internetin kullanımı, pervasive veya işte ubiquitous dediğimiz computing süreçlerinin kullanılması,
Data security vesaireler de bu işin içerisine girecektir tabii ki. Her şeye geçtik, derin öğrenme olmazsa olmaz. En azından şu an bildiğimiz derin öğrenme kavramını burada düşünmemiz gerekir. Bütün bunların devreye girip insanların böyle teknik anlamda bir şeyler yapmasına gerek duyurmadan, yani insanların bu tarz interaction'lara gerek duymadan insanlarla, yani everyday objelerin, yani kullandığımız nesnelerin ve ortamın hatta daha akıllı olmasını sağlayan, daha zeki olmasını sağlayan, ortamın bizim derdimizi anladığı bir yapıyı inşa etmemize olanak sağlayan ve hani bu vesileyle işte bir akıllı ev falan diyoruz ya, o akıllı evlerin %80'i hakikaten o kadar da akıllı olmuyor, ismi akıllı oluyor. Akıllı koyunca hani popülist bir yaklaşım oluyor bu. Bir şeyler yapay zekalı veya çok böyle etkili bir şeymiş gibi oluyor ama hani akıllı evlerin çoğu da baktığınızda hani ses duyduğu anda açılan, kapanan, yani sadece bir sensör odaklı olan, çok da öyle hani üst düzey yapay zekanın böyle o filmlerde gördüğümüz gibi her yerde dönüp dolandığı yapıda olmayan evler oluyor. Elbette biraz masraf yaparsanız, biraz böyle kendiniz işin içerisine girerseniz, kendiniz bir yapay zeka uzmanıysanız bayağı böyle şey gibi, işte Iron Man'in üssü gibi bir şeyler ortaya koyabilirsiniz elbette. Ama işte o ortaya koyduğunuz seviye artık ortam zekası demektir. Bu biraz daha fütüristik ya da fütüristik demeyelim de gelecekle alakalı olan bir kavram haline gelmiş oluyor. Yani biz fazla bir şey yapmadan ben şu an konuşurken bile benim ses tonumdan veya bakışlarımdan, duruşumdan bir sağlık sıkıntım olduğunu veya bir işte check-up'a gitmem gerektiği, ne bileyim dinlenmem gerektiği veya işte başka bir şey yapmam gerektiği ya da ben detaylı planlama yapmadan birileriyle konuşurken telefonda benim için kendisi otomatikman ajanda oluşturan ve sonradan yeri geldiğinde bana daha önceden işte haftaya şu gün senin şöyle bir randevun var bak unutma falan şeklinde biz unutsak bile böyle bir çözüm üreten bir yapıdan bahsediyoruz. Yalnız bunların riskleri var tabii ki. Yani insanı kolaya alıştırmamak gerekiyor. Onları ayrıca toptan süper zekadan sonra olmazsa tartışırız zaten. Yani bir şeyleri basite veya teknolojiye fazla aktarmak ve insan gözünde iyice basitleştirmek insanın burada bir takım alışkanlıkları ortadan kalkması sonucunda dikkatinin dağılması veya dünyadaki o sürece hakim olamamasına da sebep olabilir açıkçası. Yani her şeyi topyekün kontrol etmek ne kadar mantıklıdır? Yapay zekanın geleceği açısından bu kadar her şeyimize hakim olması ne kadar doğrudur? Tartışılır. Mesela sağlık odaklı süreçlerimizi takip edebilir bu konuda. Katılıyorum. Yani hiçbir şey olmasa bile hastaneye check-up için bizi gönderir en azından. Hata yapmadığı sürece tabii ki ona dikkat etmek elbette gerekiyor ama hani en azından orada aldığı kararlar bizi şey yapmaz. Hani tutup da ya en azından bir check-up sürecine kadar götürebilir. Tutup da hani sende tümör var hemen ameliyat olmalısın demediği sürece, hata yapmadığı sürece orada problem yaratmayacaktır. Hani bizim iyiliğimiz için olan bir süreçte olduğu sürece sağlık konusu bir şeyler burada faydası olacaktır. Hacklenmediği sürece tabii de. İşin bir de o yakası var elbette. Ama ne bileyim evin temizlenmesi veya evde bir şekilde o işte başka süreçleri destekleyecek veya bizim günlük hayatımızı bizim isteğimiz dışında kendisinin bize empoze ederek planlaması ne kadar doğru olacaktır? İnsan kontrolünün yitmesine sebep olacak mıdır? Bu işte yapay zeka, geleceği ekseninde ortam zekası açısından tartışmamız gereken önemli bir konu haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Son olarak da süper zeka kavramımız var. Çok konuşulacak şey var tabii ki yapay zeka ve gelecek konusunda ama dikkat ederseniz ara ara böyle bazı hususları vurguluyorum. Bunlar çerçevesinde biraz zihin açıcı bir oturum olmuştur diye tahmin ediyorum. Süper zeka da Nick Bostrom tarafından ortaya konulan bir şey. Aslında felsefi anlamda baktığımızda işte güçsüz yapay zeka, güçlü yapay zeka diye şu an ismini hatırlayamıyorum ama bir filozof tarafından, bir bilim insanı tarafından ortaya konulan önceden çeşitli kavramlar var esasında. Ama günümüzde biraz daha postmodern bir bakış açısıyla Nick Bostrom, Oxford Üniversitesi'nden Nick Bostrom da bu güçlü yapay zekayı biraz daha süper zeka olarak isimlendirmiştir. Tabii tamamen o güçlü yapay zekaya artık bunu diyelim dememiştir ama işin içerisine birçok şey katmıştır. Bu yüzden de dikkat çeken bir kavramdır bu süper intelligence kavramı. Ve bu kavramla birlikte işte yapay genel zekadan sonra öyle bir aşamaya geleceğiz ki yapay süper zeka olacak ve bu durumda en zeki varlık veya insandan bile daha zeki bir sistem, kendi yapay zekasını oluşturan bir yapay zeka hegemonyası olacak.
Ve bu yüzden teknolojik tekillik vesaire, işte transhümanizm gibi konular da akla geliyor, ama işte insanın dönüşümü, ama dönüşürken teknolojiyle barışık, teknolojiyi kendi iyiliği ekseninde kullanması gibi konular da karşımıza çıkıyor. Ama hani süper yapay zekanın dışına çıkmayacak olursak, insan ırkını tehdit edecek düzeye gelen, bu kadar güçlü olan bir yapay zeka çağından bahsetmiş oluyoruz. Hipotez boyutunda bu tabii ki. Oxford Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanmıştı bunun orijinali. Koç Üniversitesi yayınları tarafından da Türkçesi var. Turuncu bir şey, zaten az sonra tavsiye kaynaklarda göreceksiniz. Türkçesi de var, yani okuyabilirsiniz arkadaşlar. Teknolojik tekillik dedim az önce. Kurzweil'in İnsanlık 2.0'ını okumuşsunuzdur. Okumadıysanız da okumanızı öneririm. Yine birazdan belki tavsiye kaynaklarda zaten vardır, ama işte Bir Zihin Yaratmak gibi kitabı da var Kurzweil'in. Yani popüler kaynaklar, popüler bilim kaynakları da bu konuda bayağı bu işin işte o teorik tartışmalarını, yapay zekanın geleceğini alevlendiren, bunu sürdüren şeyler olarak karşımıza çıkıyor. İşte süper zeka burada Nick Bostrom'un hani ifadesiyle artık bizim mesleklerimizin de aslında yapay genel zeka bunu sebep oluyor, ama yapay süper zeka o mesleği geçtik, artık insanlığı da tehdit eder hale gelmiş oluyor. O yüzden yapay zekanın geleceğinden, insan faktörünün olmadığı rutin eylemlerde yapay zekanın bir egomanyasından bahsediyoruz. Şurada zaten ifade ediyor bakın. Hatta bu yüzden bir yerde okumuştum, işte insanların spiritüel veya işte ruhsal süreçlerle bağlantılı uygulamalarda yapay zekanın çok yerini almayacağı, hatta teknoloji daha fazla günlük hayatımıza dahil oldukça bu tarz konuların önem kazanacağı hep lanse ediliyordu. Ve şöyle bir tespitte bulunmak isterim. İşte dikkat ediyorsunuzdur, böyle kişisel gelişim kitapları, bu tarz influencerlar, işte astroloji gibi uygulamalar görüyorsunuzdur. Instagram'da falan görüyorum ben, Twitter'da falan da var. İşte bir olay oluyor. İşte bir politikacıyı veya başka birini, işte ünlü bir magazinsel bir olayda bir ünlüyü mesela hemen tutup işte burcu şu, yükseleni şu, şöyle olacak, böyle olacak deyip bir şeye bağlantılıyorlar. Veya insanlara bakıyorsunuz, sürekli bir böyle artan surette bir işte burçlar, fal vesaire, veya ya da illa buraya bağlamayalım da spiritüel bir arayış içerisine insanlar giriyor. Çünkü teknoloji biraz baskılıyor dikkat ederseniz günlük hayatı. İşte bunun sebebi de biraz yapay zeka, teknoloji, bu tarz işte şeyleri, özellikle insan odaklı süreçleri olan ihtiyacı ve buna karşı olan özlemi de biraz tetiklediği için bunların ön plana çıkması doğal arkadaşlar. Bir de işte burada yapay zeka hangi mesleklerin yerine geçemeyecek gibi dediğimizde, işte mental sağlık ve yani bu noktada işte insan zihni, zihinsel sağlığıyla bağlantılı olan kişiler, işte ne bileyim terapistler, din adamları vesaire gibi şeyleri düşündüğümüz zaman bunların yerine geçmeyeceğini, yani geçmesinin çok düşük olası olduğunu en azından şu anki konjüktürde ifade etmiş oluyoruz. Ama süper zekaya geldiğimizde bunların da yerine geçeceği ve dolayısıyla insanlığı da tehdit eden bir sürecin bizi beklediğini en azından hipotez boyutunda bilim insanları ifade ediyor. Sırf bu sebepten yapay zekanın geleceğinde bilim insanları iki gruba ayrılmış durumda. Bir grup işte Elon Musk gibi, işte Stephen Hawking gibi, onların yer aldığı, ki Stephen Hawking de ölmeden önce bayağı bu konularda şeylerde bulunuyordu, yayınlarda vesaire ifadelerde bulunuyordu ve daha birçok bilim insanı var tabii ki. İşte yapay zekanın tehlikeli olabileceği, önlem almamız gerektiğini düşünen bir grup var. Bir de Zuckerberg, ondan sonra ve birkaç böyle başka bilim insanları, iş adamları vesaireler falan da var. Bunlardan, yapay zekadan korkmamamız gerekiyor. O kadar da büyük boyutta bir etki oluşturmayacağını düşünenler var. İşte ben biraz daha hani yapay zekanın potansiyel bir takım tehlikeler olabilir, bunlara karşı önlem alınması gerektiği düşüncesindeyim. Yalnız benim düşünce hani birçok bilim insanı da bu yöndedir. Hani tutup da bir gün ansızın işte Terminator filminde olduğu gibi bütün dünyayı ele geçiren yapay zekanın varlığından ziyade teknolojinin yavaş yavaş insanlığı ele geçirmesinden ben bahsetmek isterim. Zaten günümüzde de o oluyor. Yani bu görünen köy kılavuz istemiyor arkadaşlar. Sosyal medyayı da bu işin içerisine katabilirsiniz. İster istemez işte herkesin bir spiritüel, böyle bir doğayla iç içe olma isteği de bu ön plana çıkıyor. Covid-19 süreci bunu iyice tetikledi dikkat ederseniz. Teknolojiye bağımlı hale geldik ama keyfimizden değil elbette. Hani sağınızda solunuzda teknolojiye aşık, teknolojiyle yatıp kalkan insanlar vardır, ama onları da şöyle biraz fikirlerini desteniz,
Şöyle bir kırsala yerleşsem ne güzel olur diyeceklerinde yani hemfikirizdir. Kesinlikle öyle söylerler. Kimse bu kadar teknoloji yani kafasını meşgul eden, bakmadığı zaman rahatsızlık duyan bir şey insanın doğasına aykırı olan bir şey esasında ki insan sosyal bir varlıktır. Elbette sıkıntılar doğuracaktır. Bunu dengeli olması lazım. Teknoloji olmadan herkes mağarada yaşamaya tekrar başlasın demememiz gerekir elbette ama bunu dengeli yapmak gerekiyor. Yoksa işte yani bu yönden yapay zeka hani teknolojik bağlamda bu süreci ele geçirdiğinde insanlığı tehdit eder hale gelebilir diye hipotez, sonuçlar ve düşünceler de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Burada süper zekanın da son olarak hani değineceğim husus 3 farklı türünden bahsetmek lazım. Bunu aslında günümüzde de görüyoruz. Mesela kolektif süper zeka dediğimizde kolektif bir yapıda işte o özellikle sürü zekasında falan çok görüyoruz veya hibrit sistemlerde görüyoruz. IoT de bunu gösteriyor bize. Kolektif boyutta böyle işbirliği içerisinde olan bir süper zekadan bahsediyoruz. Yine hızlı süper zeka var. Hani tek derdini hızlı sonuç üreten bir perspektifte olan süper zekadan bahsediyoruz. Bir de kaliteli süper zeka yani geç olsun güç olmasın ama güzel sonuç üretsin şeklinde lanse edilen bir kaliteli süper zeka denilen bir tür de var. Yani ben değil Nick Bostrom bunları söylüyor. Benim düşüncem bunlar kendisi de zaten kendi içerisinde hibrit hale gelecektir. Yani yapay zekada hiç unutmayın dikkat edin teknikler oluşturulan her teknik dönüyor dolanıyor bir şekilde birbirleriyle hibrit hale getirilebiliyor. Yapay zeka zaten bunu yapamıyor olsa algoritmalar böyle bir doğaya sahip olmasa yapay zeka bu şekilde ilerleyemezdi. Yani bunların da combine hale geldiği bir formattan da bahsetmemiz mümkündür diyebiliriz. Mümkün olacak mıdır? Tabii göreceğiz. Hani süper zeka hipotez boyutunda bir düşünce olduğu için bilemem. Bilemeyiz ama hani yani teknolojinin değiştiği, bizi değiştirdiği, hayatı değiştirdiğini kabul etmemiz gerekiyor. Son olarak tavsiye kaynaklardan bahsedeyim. İşte Nick Bostrom, Roman Jampolsky, Ray Kurzweil, Harari, Russell, Stuart Russell gibi bilim insanlarını burada takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bazılarını zaten şimdi duydunuz. Harari'yi zaten biliyorsunuzdur. Ve daha fazlası da var yine şöyle kaynakları incelediğinizde karşınıza çıkacaktır zaten. Az önce bahsettiğim süper zekanın işte Türkçe kitabı bu arkadaşlar. Makine Olmak kitabı ben bunları hep genelde tavsiye ediyorum da umarım günceldir bu bilmiyorum. Hani çok fazla yayın çıkıyor. Geçen mesela şey vardı. Robotlarla Gelecek gibi bir kitap var arkadaşlar. Yapay zekada hep son çıkan kitaplara bakarsanız güzel bir kitaba benziyor. Onu da tavsiye ederim. İsmini tam hatırlayamasam da şu anda. Ona da bakabilirsiniz. Ben buradakilerden bahsedeyim şimdi. Makine Olmak mesela roman aslında ama bütün o olan bitenleri bu bilim insanları anlatan güncel bir eser. Robotların yükselişi Amerika ekseninde bir incelemeye sahip olan ama bestseller ve işin mavi yaka, beyaz yaka boyutunda orta kesimin yavaş yavaş teknoloji yüzünden yok olması artı Amerika ekseninden yola çıkıyor. Amerika'da bile işler acısı durumu ortaya koyarken hani diğer ülkeleri düşünemiyorum açıkçası. Teknolojinin nasıl meslekleri ve işte robotik sistemlerin emek gücüne karşı emek ve alın terinin değerinin düşmesine nasıl sebep olduğunu anlatan güzel bir kitap arkadaşlar. Makineler her şeyi yaptığında biz ne yapacağız kitabı da yine işin business tarafından ele alan bir kitap. Özellikle böyle bir girişimcilik durumundaysanız işte dijital dönüşüm gibi süreçler içerisindeyseniz güzel bir kitap olacaktır. Yani bu yönde değilseniz biraz sıkabilir sonradan ama özellikle bir rehber niteliğinde yani dijital dönüşüm odağında var olan süreçlerinizi nasıl business süreçlerinizi nasıl dönüştürebilirsiniz veya bir business sürecine girecekseniz yapay zeka ekseninde nasıl düşünebilirsiniz? Bunu empoze eden güzel bir kitap bu da. Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders kitabını zaten söylemesem olmaz sanırım. Kurzweil'in kitabını söylemiştim İnsanlık 2.0 diye. Sanırım burada koymamışım ama Bir Zihin Yaratmak diye bir kitabı da var Kurzweil'in. Ona da bakın arkadaşlar. Bu kitap özellikle teknolojik tekillik yani technological singularity dediğimiz işte teknolojinin bulanıklaşması konusunda özellikle ele alıyor. Hatta bunun orijinali normalde technological singularity ifadesini, singularity is near olması lazım sanırım. Türkçe'ye insanlık 2.0 diye dönüştürülmüş. Yani o yüzden aslında technological singularity ile aynı şeyde eksende bunu bu açıdan okuyabilirsiniz. Yaşam 3.0 ve teknolojiye karşı insanlık yine yapay zeka ve insanlığı karşı karşıya getiren işte biz yapay zekaya karşı insani şeylere nasıl hakim oluruz vesaire gibi süreçler işte yani iki kitap. Olayı biraz felsefi yönden ince kitaplarla bakalım ama ince olmalarına rağmen rahat ve boş bir kafayla okumanız daha yerinde olacaktır anlamak adına. Bu şekilde bakalım derseniz işte hippiler zamanında 60'lı 70'li yıllarda insan makine
yapay zeka algı olayını inceleyen değişik bir kitap, İnsan ve Makine. Bunu öneririm. Bir de Robotizm kitabını Can Batukan'ın kaleme aldığı bu kitabı da ayrıca öneririm arkadaşlar. Ha, bazı güncel kitapları koymuşum buraya, güzel. Mesela Geleceği Gören Makineler Yapay Zeka Ekonomisine Giriş anlamında önemli. Robotik Savaş yine güzel bir kitap, Buzdağı Yayınları'ndan. Yapay Zeka Bilinç Problemi işin felsefi tarafına değinen güzel bir kitap. İnsansız Ordular, bu gösterdiğim kitaplar arasında belki de en son gördüğüm en güncel kitap. Daha ben de detaylı okumadım bu kitabı ama zaten katil robotlar, otonom silahlar, makine savaşlarına odaklandığı için olayı aslında biraz da işte savaş makineleri halinde yapay zeka kullanımı, dolayısıyla gelecekte insanlığa karşı tehdit boyutunda bunların ortaya çıkması tarafına bağladığını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Şeyle aynı yayın evi zaten. Robotların Yükselişi yayın evi de aynı. Muhtemelen aynı mantıkta doğrultuda olduğu için bu kitabı da yine koleksiyonlarına eklemiş durumdalar. Olayı biraz ben hani popüler bilim boyutunda değil, ben biraz da ders niteliğinde anlayayım, öğreneyim derseniz arkadaşlar, Yapay Zeka Geçmiş ve Geleceği, Nielsen'ın kitabı. Güzel bir kitap. Yani biraz daha çok böyle aşırı ders kitabı boyutunda değil ama yine işin teknik detaylarını anlatıyor. Bunu okuyabilirsiniz. Ben hani kendim yapay zeka öğrenmeye Nabiyev'in seçkin yayıncılıktan Nabiyev'in yapay zeka kitabıyla başladığım için genelde webinarlarda bunu koyuyorum. Yoksa yine yani yapay zeka derseniz birçok farklı yayın evinde farklı eserler de vardır. Hani bu konuda Türkçe eser konusunda bir takım yapay zeka ve bazı teknikleri anlatan eser konusunda çok sıkıntımız yok açıkçası. Ve son birkaç yıldır bayağı bir hızlanmış durumda Türkçe literatür. Özellikle onu söyleyeyim. Ama olay yani biraz böyle işte, ben mesela bulanık mantık ve yapay sinir ağlarını öğrenerek başlamıştım. Bu kitap bayağı aracı olmuştu bu konuda bana. Bir de Papatya Yayıncılık'tan bir yapay sinir ağları kitabı vardı. Ercan Öztemir'in olması lazım. Onu da tavsiye ederim. Yalnız yapay sinir ağları dediniz mi birçok eserde çıkıyor. Yani illa yani benim okuduğum kitaplardan başlayacaksınız diye bir kural yok ama ben sadece hani kendi tecrübemi paylaşmış olayım bu vesileyle. Olayı ben direkt genelden, tekniklerden özele değil de matematiğinden başlayayım. Olayın matematiğine önce bir hakim olayım derseniz de Ethem Alpaydın'ın önce MIT Press'te yayınlanan, sonra Türkçe'ye çevrilen, Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ethem Alpaydın'ın Yapay Öğrenme kitabını da okuyabilirsiniz. Bunun yeni bir versiyonu da çıktı hatta. Biraz daha kısaltılmış bir versiyon sanırım. Ona da bakabilirsiniz. Bunlar genelde hatta bir de makine öğrenmesi konusunda daha çok odaklanırlar. Olayı ben direkt optimizasyon taraflı bakayım derseniz de Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmaları Derviş Karaboğa tarafından yine okuyabileceğiniz diğer bir eser arkadaşlar. Yani bunlara bakabilirsiniz. Bir de çeşitli kaynaklara bakabilirsiniz uluslararası çapta. Mesela Nick Bostrom'dan bahsetmiştim. O kendisi felsefe bölümünde normalde. Bir de Future of Humanity Institute, Oxford Üniversitesi'ndeki bu merkezin kurucusu, müdürü, başkanı diyebiliriz. Bu merkezin çalışmalarını takip edin arkadaşlar. Benzer şekilde Berkeley'deki Center for Human Computable AI'yı, yine Cambridge'deki Leverhulme Center for the Future of Intelligence'ı takip edebilirsiniz. Miri var, Massachusetts'teydi galiba, orayı takip edebilirsiniz. Alan Turing Institute önemli. OpenAI, Elon Musk'ın kurdurduğu ve yapay zekanın açık olması gerektiğini düşünen, ki yapay zekada açıklık işte yine copyright vesaire falan filan muhabbetleriyle biraz savaş halinde olan bir mevzu. Nereye kadar açık olmalı? Açık olursa işte malum zararlı yönde yapay zeka geliştirmene karşı geleceği, insanlığı koruyabiliriz. Ama copyright sorunu var bu sefer de. Geçenlerde mesela bir TV programında, Ceviz Kabuğu programında bu konuyu da tartıştık. İşte bir aşının patentlenmesi hususu böyle çok tartışılan bir konu, biliyorsunuz. Bunu yapay zeka tarafına taşıdığımızda iyice böyle olay çetrefilleniyor. Yani o kadar emek harcanmış bir yapay zeka sistemi geliştirmiş, bunun patenti, copyright'ı olmamalı sorusu da mantıklı. İnsanlığın faydası için patente tabi olmamalı şey de mantıklı baktığınızda, tartışması, çıkartımı da mantıklı. İşte bunların biraz daha belki patentleme süreçlerini, copyright süreçlerinin revize edilmesi gerektiğini bence işaret ediyor. Bunu da hatta o canlı yayında ifade etmiştim. Yani nasıl ki teknoloji geliştikçe hukuksal süreçlerle uyum sağlamak zorunda kalıyor. Bence bu patentleme, telif hakları, işte mülkiyet vesaire gibi konularda bence uyum sağlamak zorunda olacak ki zaten hukukla ilişkili oluyor otomatikman. Hani bunlar
revize olacak gibi geliyor bana. Revize ediliyordu zaten zamanında dikkat ederseniz. Bunlar önemli. İşin etik ve güvenlik tarafı önemli arkadaşlar. Etik kapsamlar önemli. Bu yönde de yine çeşitli çalışmalar var. İşte Avrupa Birliği en son etik çerçeve ortaya koyan çeşitli düzenlemeler yayınladı. Bu yönde çalışmalar da var uluslararası çapta. Ama önemli olan, en önemlisi yapay zekaya karşı. İşte insani değerleri yapay zekaya teslim etmemek tamamen. Bu konuda en azından bir dengeyi kurmak arkadaşlar. Bir de benim gördüğüm mesela sıklıkla işte yapay zekada mesela işte her alanda insanın yerini alacak şekilde yapay zekanın kullanımı yönünde bir düşünce var. Ben bunu da hep sıklıkla son haftalarda böyle birkaç etkinlikte de dile getirdim. Yani illa bir yere biz insanı ortadan kaldıralım, yapay zeka koyalım diye niye bir çaba var onu anlamıyorum. Böyle bir çaba var genel anlamda. Bazı noktalarda insan yapay zeka harmanlanması önemli. Bazı noktalarda eğer insan hız ve kapasiteden, bilgi kapasitesinden kazanacaksa kendisi esas kendi yani düşünce mantığını, uygulama biçimini verimli olacağı tarafa aktarabilecekse o zaman yapay zekanın işte o insanın zaman kaybettiği, boşu boşuna zaman kaybettiği, faydalı olamadığı tarafa kaydırabilirsiniz. Ama diğer tarafta insan kalabilir. Yani yapay zeka sistemi bir destekleyici nitelikte olur. Sonra etik kararı belki insan verebilir. Eğer işin içerisinde etik karar varsa, ama yoksa yapay zeka bir şeyleri otomatik bir şekilde çözüp süreci hızlandırabilir. Dikkati dağılmadan çözebilir insanda olmadığı bir şekilde, olduğu bir şekilde bir sıkıntıdan müzdarip olmaz yani. Hani bunun dengesini kurmak gerekiyor açıkçası. Mesela Cambridge'de de işte Existential Risk Merkezi var. Yapay zekayı da varoluşsal risk içerisinde soktular arkadaşlar. İşte kimyasal silahlar, depremler vesaireler, doğal afetler, meteorlar falan gibi. Şimdi kitlesel sağlık salgınları vesaire onlar da var. Covid-19 zaten bu noktada bu fikre uyumlu oldu bir bakıma. Yani bunların arasında yapay zekayı da kattı bu merkez. Hani olayın kritikliğini buradan anlayabiliriz. Bu da böyle dediğim gibi bir anda olacak bir şey değil. Zamanla teknolojinin yavaş yavaş tıpkı bir suyun içerisinde yer alan kurbağanın ısınması gibi düşünün bunu. Böyle bir süreç var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tabii herkes kapısının önünü temizlerse çok daha güzel bir dünya meydana gelir düsturundan yola çıkarak bu yönde bir şeyler yapan bağımsız kuruluşlar da var arkadaşlar. Effective Altruism, Future of Life Institute ve Center for Effective Altruism de bu çapta incelemenizde fayda var. Sadece yapay zeka değil, işte kıtlık vesaire falan gibi ki işin ucu hep teknolojiye bağlanıyor. Otomatikman teknolojiye bağlıyoruz maalesef. Ve yapay zekaya da bağlanmış oluyor bir noktadan. O yüzden bunları da incelemenizde fayda var arkadaşlar. Evet, çok teşekkür ettim dinlediğiniz için arkadaşlar. Katılımınız için ayrıca teşekkür ederim. Yine Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'ne bu noktada davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yıl dönümlerinde ayrıca Gazi Üniversitesi'nde bir öğrencisi olarak, Gazi Üniversitesi'nin mezunu olarak diyeyim, kutluyorum bu noktada. Umarım güzel bir sunum olmuştur hepiniz için. Yapay zeka ve gelecek bayağı geniş çapta bir konu aslında arkadaşlar. Tartışma kapsamı oldukça geniş bir konu. Ben bir şekilde kavramsal ölçekli de bir kapı açmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi sorularınızı cevaplayabilirim. Ben sharing'i stop yapayım sohbet alanını görmek adına. Evet, Utku hocamıza bu güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Gayet bilgilendirici ve yönlendirici bir sunum oldu hepimiz için. Bilgilerinize ve ağzınıza sağlık hocam. Sorularınız varsa arkadaşlar bana ve Utku hocamıza yönlendirebilirsiniz. Şu ana kadar bana gelen bir soru yok hocam. Size var mı? Bayağı bir var hocam. Şöyle bir bakayım. Tabii. Şöyle bakayım. Vedat Tepe arkadaşımıza ben teşekkür ederim. Taylan arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Onun sorusuna bakalım. Sizce yapay zekanın üretkenliği arttıkça insanların üretkenliğine uzun vadede azalma gözlenebilir mi? Evet, böyle bir sıkıntı var işte aslında Taylan. Yani bahsetmeye çalıştığımda bu aslında. Hani şeyi hatırlarsınız, izlemişsinizdir. Wall-E filminde ne oluyordu? İşte robotlar, gelecek teknolojiler o kadar insanın yerini almış ki insanlar böyle şişmanlamışlar. İşte teknoloji şeyinde biraz da bütün süreci onlara teslim edip teknoloji kendileri böyle rahata ermeye çalışıyorlar ama sağlıklarından olmuşlar gibi veya hani dikkatleri dağınık gibi görebilirsiniz. Bu konuda özellikle şeyi de tavsiye ederim ben arkadaşlar. Onu sunuma koymamışım ama şöyle everyone diyerek olmazsa yazayım. Merhaba Dünya adlı bir kitap var. Merhaba Dünya. Hannah Arendt'in bir kitabı. Matematikçi ve bilgisayar bilimleri tarafından.
tarafından da sanıyorum. Bu kitapta da anlatıyor arkadaşlar. Mesela şöyle bir örneği var en basitten. Başka kaynaklarda da belki görmüşsünüz bilemem ama. Mesela diyor ki sürücüsüz arabayı düşünün diyor. Sürücüsüz arabada siz kendisi araba giderken bir anda bir kaza durumunda son hamleyi sen yap diye sana bir anda direksiyonu verdiğinde o milisaniye düzeyinde veya 3-5 saniye içerisinde mantıklı bir cevap üretebilir misin? Anında refleks var bir şekilde cevap üretebilir misin diyor. İşte teknoloji ve yapay zeka bizim yerimizi aldıkça diyor. Bu tarz verimliliğimiz bu yöndeki süreçlere problemleri çözebilme hakimiyetimizi düşüreceğiz diyor. Düşecek diyor. Çünkü bir ne denir ona? Bir alışkanlığımızı kaybediyoruz aslında. Kelime dilimin ucunda gelmedi şu an. Yani bocalama olasılığımız artıyor arkadaşlar. Otomatikman yapay zeka bu yüzden açıkçası üretkenliği arttırdıkça yani kendi üretkenliği arttıkça bizim üretkenliğimizde azalma olacaktır ama şöyle diyeyim hani insanın değerli olduğu insan üretkenliğinin insan eğer o rutin eylemlerden kendini çekip kendisini o tarafa verirse daha faydalı olacağı şeyleri tespit edebilirsek işte hep şu lanse edilir genelde. Mesela sanatsal alanlarda insan işte yapay zeka insanın yerini alacak, teknoloji insanın yerini alacak, insan kendini sanata verecek denilir mesela. Hani o tarz üretkenliği ön plana o taraftan çıkacak denilir insanlığın. Eğer düzgün tespit edebilirsek üretkenliğimizi teknoloji dışında artırabileceğimiz noktada o zaman bu süreç faydalı olur. Yapay zekanın üretkenliğinin artması değil de o süreci yönetmemiz bize aslında fayda sağlayacaktır. Yoksa insanın üretkenliğinde uzun vadede bir azalma şu anki konjonktürde görünüyor. Yani sosyal medyayı kullanıyorsunuz. İşte en basitinden klavye kullanıyoruz, yazı yazıyoruz. Yani yapay zekayı incelememiz şart değil illaki. Bir şey yazıyoruz klavyede. Sonra iki gün sonra kalemle bir şey yazalım diyorsunuz. Eliniz acımaya başlıyor. Neden? Çünkü elle yazı yazma rutininizi aslında ortadan kaldırmış durumdasınız. Ha, yazı yazma üretkenliği değil bu belki ama işte orada bile anlıyoruz olayı. Yani bir şeyi, bir eylemi düşünsel mantıkta da, fiziksel mantıkta da bir noktadan sonra çok fazla gerçekleştirmeyince problem yaşama riskimiz var. Bu süreci iyi yönetmek gerekiyor açıkçası. Bu şekilde cevaplandırmış olayım. Eltaf arkadaşımızın soyadı tam göremedim. Bir sorusu daha var. Yapay zeka kurucuların belirttiği veriler dışında öğrenmeyi öğrenip kendi verilerini ürettiğinde sonuçları ne olur? Bu konuda yapılan çalışmanın sonuçları paylaşılıyor mu? Yani işte mesela OpenAI gibi şirketler az önce bahsettiğim için o örneği vereyim. Yaptıkları çalışmaları açık kaynak olarak paylaşıyorlar. Hani böyle işte biz şunu yaptık şöyle sebep ortaya çıktı. Şu sebepten şu sonuç ortaya çıktı. Ya da mesela adversarial example örneklerini çok inceliyor OpenAI. İşte yapay zekaya saldırı yapıldığında, örneklerini değiştirdiğimizde, hacklediğimizde yapay zeka nasıl çözümlerde bocalıyor falan. Onları bize açık kaynak sonuçlarla birlikte yönlendiriyorlar. Yani öğrenmeyi öğrenip kendi verileri üretme olayı işte biraz daha o tecrübeyle öğrenmeyle alakalı. O yönde çeşitli üniversiteler, üst düzey kuruluşlar veya bilim insanları paylaşıyorlar açıkçası. Ama işte şu düzeyde değiliz daha. O yapay genel zeka düzeyinde olmadığımız için daha yavaş yavaş böyle bir önümüzdeki 5 yıllık süreç içerisinde bence biraz daha o black box dediğimiz algı düzeyimizin ötesine geçen sistemler nasıl davranıyor, nasıl bir sorun üretiyor? Bunların sonuçlarının paylaşılmasını biraz daha böyle olgunlaşmasını beklememiz gerekiyor açıkçası. Yani bu şekilde cevaplandırmış olayım. Ümit arkadaşımızın bir sorusu var. İnternette Google'ın bir deneyinde kendi dilini oluşturan yapay zekadan bahsediliyor. Ne kadar doğrudur? Doğru, kendi dilini oluşturuyor. Oluşturan bir şey var. Hatta Twitter ortamında mıydı? Öyle bir şey daha vardı galiba. Hani yazılan tweetler yüzünden işte farklı yönde davranmaya başlayan Twitter botu da örneği de vardı hatırlarsınız. Bunlar doğru ama bunlar hani bunların meydana gelmesi zor bir şey değil. Çünkü doğal dil işlemede siz neyi anlatırsanız, neyi yazarsanız sistem onu anlayıp o tarafa kanalize olabiliyor. Bunun aksiyona dönüşmesi ve mesela orada yazdıklarını sonra başkalarına empoze etmeye çalışmasından korkmak gerekiyor aslında. Yani kendi dilini oluşturma olayı da böyle bir şey. Sonuçta aslında sistemler de, IoT cihazları da kendi dillerini konuşuyor aslında. Hani çok da yaban atmamak lazım. 1 ve 0'lar ölçeğinde veya M2M gibi machine to machine sistemlerde adı üstünde makineden, makine iletişimden bahsediyoruz. Onlar bile kendi dilini oluşturuyor. Burada önemli olan kriptolamadan dolayı biz korkuyoruz. Bizim anlamayacağımız düzeye ulaşmasından dolayı korkuyoruz. Onun da çözümü var. Yani oradaki kripto sürecinde yapay zeka çözücü tasarlayarak da o çözülebilir ama hani
Tabii bu kadar dile kolay bir durum değil bu elbette ama benim dikkat çekmek istediğim unsur bunun aksiyon boyutuna dönüşmeden o dili oluşturma vesaire süreçlerine karşı baştan ne yapılabileceğinin tespiti bence. Yani kendi dilini yapay zeka oluşturur ya da onun takibi belki de daha önem arz edecektir bence. Yani bunlar doğal. Teknolojide ve veriyle çalışan sistemlerde bunların oluşması doğal. Önemli olan oluştuğunda ne olacak? Oluşan verileri nasıl bir süzgeçten geçirip yapay zekayı farklı eylemlere geçmeden durdurabileceğiz. Yani bunlar önemli tabii ki. GPT-3'nin sanat yapabildiği örneği de var. İşte oradaki sanat yapabilme olayı var yapay zekada. Çünkü nasıl ki bir sanatçı, insan olarak bir sanatçı da resmi öğreniyor, başka şeylerden esinleniyor, başka sanatçılardan esinleniyor, bir şeyler yapıyor değil mi? Bu olay vardır yani sonuçta. Yapay zekada ister istemez veriden dolayı aslında bir esinlenmeye sahip oluyor. Burada bence bir sanat üretmesinden ziyade o sanatı üretme aşamasına gelirken nasıl bir bilinç mekanizmasına sahip olup nasıl bir aydınlanma yaşadığını anlamak bence kritik. O zaman biz yapay zekanın insansı bir sanatçı olup olmadığını yorumlayabiliriz. Ama burada özellikle bilinç kelimesini kullandım. Biz bilince zaten tam anlamıyla hakim değiliz. Mesela Berger'in şeyi vardı. Neydi o? Görme biçimleri diye bir kitabı var. Görme biçimleri diye. Orada tabloları okumayı anlatıyor kabaca. Bir aslında özünde bir şey. Televizyon dizisi, BBC için yapılan bir dizi de onun kitabı o görme biçimleri diye okuyabilirsiniz. Orada diyor ki işte tabloya baktığın anda o karakterin sana bakması, işte kullanılan renkler falan filan şunları oluşturuyor sen diyor. Bence burada çözümlenmesi gereken yapay zeka tamam veriyi sundum bir tablo oluştur. Tamam onda sıkıntı yok ama bir tabloya baktıktan sonra onda ne oluşacak? O oluşanlar sebebiyle nasıl bir sonuç, sanatsal bir çözümleme yapay zekada oluşacak? Bunun dikkat alınması lazım. O zaman biz insan gibi sanatçı yapay zeka oluyor mu olmuyor mu bunu tartışabilecek aşamaya gelebiliriz bu noktada arkadaşlar. Taylan arkadaşımız da kuantum hesaplamaya değiniyor. Etkileri nasıl olacaktır? Yapay zekayı üst düzey hızlandıracaktır. Kuantum hesaplama derin öğrenmenin ötesine geçip işte black box moda daha fazla katkıda bulunacaktır. Çünkü kuantum hesaplamada zaten algı düzeyinin ötesine geçen bir çözümü burada sebebiyet veriyor açıkçası. Hani böyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Mühendislik 2 diye başlayan bir şey isim var orada tam şey yapamadım. İsmini bilemedim. Hocam sunumunuz için çok teşekkür ederim. Kendimi yapay zekadan istatistik alanında geliştirmeye çalışıyorum ama yeterince kurs veya ders videoları bulamıyorum. Tavsiye edebileceğiniz ders videoları, kurslar var mı diyor. Şimdi hani Udemy, edX falan gibi kaynaklara bakmanı tavsiye ederim. Direkt böyle spesifik şeyler ifade edemiyorum açıkçası. Olmazsa bana hani mail atarsan şimdi böyle direkt reklam gibi olmasın. Ben yine çeşitli kaynaklar ifade etmeye çalışayım. Benim de var mesela online ortamda videolarım. Yani biraz harmanlama yapmak gerekiyor. Tek bir merkezden direkt videoları izledim, yapay zeka öğrendim olmuyor açıkçası. O konuda yine bir mailleşelim olmazsa olur mu? O şekilde utkukose@gmail.com'dan yine ulaşabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım tekrardan. Taylan arkadaşımız kontrolü kaybederiz diyor. Evet. Ozan arkadaşımız teşekkür ederim sunumdan dolayı diyor. Ben teşekkür ederim Ozan. Benim sorum yapay zeka ile gelişen teknoloji insanoğlunun sonucu sizce getirir mi diyor. İşte önlem almazsak getirebilir. Yani insanlık bir anda böyle bir günde hemen dünya ortadan kalkacak falan gibi düşünmek belki biraz fazla bilim kurgu vari olabilir ama yavaş yavaş işte o suyun içerisinde ısınan kurbağa gibi olacaktır sonuç. O yüzden önlem almak gerekiyor. Yani teorik anlamda bu mümkün. Pratik anlamda göreceğiz ama. Hani onu özellikle şey yapmak gerekir arkadaşlar. Görmek, yorumlamak gerekir. Muhammed arkadaşımız sanırım. Muhammed... Evet ismi biraz yarım okuyabildim. Bazı kaynaklarda geçmiş dönemde fiziki güce dayalı olan atların istihdamının tamamen ortadan kalkmasına dayalı olarak yapay zekanın insan hayal gücünü de zamanla ikame ederek insan istihdamını son derece kısıtlı bir alana kaydıracağı söyleniyor diyor. Atların diyordum da o herhalde yanlış kelime olmuş orada. İstihdamı kaldıracak şekilde. Aynen ben atlarla bağlantı kurmaya çalışıyorum. Şeyde soruya bağlı olarak. İstihdamı aynen kısıtlı bir alana kaydıracağı söylenebilir. Evet.
İnsanlar içinde hayal gücü yüksek olanların oranının düşük olduğu düşünüldüğünde bu durumun istihdama ciddi etki yapısından bahsediyor. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda diyor. Aynen, yani böyle bir problem ortaya çıkabilir ama insani değerler burada bence ön plana çıkacaktır. İnsani değerleri biraz takip etmek gerekiyor. Değerler eğitimi vesaire gibi konular bu yüzden önemli aslında. Yoksa hani hayal gücü, insanın hayal gücü aslında bitmeyecektir ama kısıtlanırsa kullanılabilmesi problemi karşımıza çıkacaktır. Yapay zeka buna sebep olursa o problemdir aslında. Ona dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Yapay zeka ile denetim yapılabilir mi diyor Hakan arkadaşımız. Yani denetim zaten yapay zeka tarafından, hatta öğrenmeye ihtiyaç duymadan bile hatta Kıvanç arkadaşımız da diyor mikro işlemcileri uygulayabilir miyiz diyor. En kolay yapılabilen şeylerden biri aslında şu an. Denetlemeyi mikro işlemcilerde mesela FPGA'lerde falan yapay sinir ağları modelleyebiliyorsunuz. Bunlar da önemli. Bulanık mantığı inceleyin bence. Bulanık mantık ve mikro işlemci elektronik uygulamalarını inceleyin arkadaşlar. Uygulanabiliyor yani. Hani bu soruya kısaca yes, evet uygulanıyor diye kısa cevap verebilirim aslında. Ama detaylarını artık çok şey yapmayayım olmazsa diğer sorulara zaman kalması için incelemenizde fayda var. Pandeminin göz göre göre yayılmasına izin veren ve durdurmak için gerekli adımları atmayan insanlık yapay zeka için durdurması, yapay zekayı durdurması ne kadar olasıdır diyor. Yani orada bir sıkıntı var işte. Yani bu konuda bir insanlığın eğitimi, insanlığın bilinç sahibi olması önemli. Bu yönde hakikaten hatırı sayılır düzeyde, sayıda insanlar uğraşıyor. Ama bunu kitlesel boyuta dönüştürmek lazım. Çünkü her şey, geleceği, insanın geleceğini ilgilendiren her şey kitlesel boyutta ele alınmalı, kitlesel boyutta çözülmeli. Bu önemli. O yüzden dediğiniz gibi yani COVID-19 noktasında biraz bu noktada bocalayan bir insanlık yapay zekaya ne yapabilir ki? Yapay zeka daha sinsi bir şekilde yani, ya da teknoloji diyelim sonra, daha sinsi şekilde zararlarını ve avantajlarını bize lanse ediyor. O yüzden hani eğitim şart diyebiliriz. Kısaca eğitim burada önemli diyebiliriz bu bağlamda. Kıvanç arkadaşımız makine öğrenme ve derin öğrenme savunma sanayinde kullanabilirim diyor. Evet. Mesela object detection, ondan sonra hedef tahminleme, yani nesne takibi, nesne tanımlama gibi süreçlerde, özellikle image tabanlı süreçlerde üst düzeyde kullanılabilir. Çok daha fazla farklı opsiyonlarda, farklı uygulamalarda da tabii ki kullanılması söz konusu. İlla imaj olması, imaj tabanlı olması şart değil ama insansız hava araçları, işte o uçaklar vesaireler, dronları falan düşündüğümüzde ilk akla gelen senaryo o oluyor. Bunun dışında mesela savaş senaryoları oluşturma, simülasyonları daha tutarlı oluşturma, ülkelerin kaynaklarının takibini yapıp veya başka ülkelerin işte mesela Amerika, Rusya, Çin muhabbetleri falan oluyor ya, hani o eksende baktığımızda ne tarz çalışmalar yapıyorlar, savunma sanayilerine yatırım ne yapıyorlar falan gibi tahminsel sistemler oluşturma, istihbarat süreçlerinde kullanma ki gelecek süreç siber savaşları da beraberinde getirecek arkadaşlar. Bir de bu boyutta yani siber savaş boyutunda yapay zekanın durumu çok kritik. Bir de işi bu boyuttan da ele alacak olursanız siber güvenlik çerçevesinde de tabii ki makine öğrenmesi ve derin öğrenme kritik bir konu haline gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Soruları bitirdim galiba. Hocam. Hocam bana da gelen son bir soru var. Onu da size yönelteyim. Tabii. Mesela sinyal işleme ve sinyal istihbarat diyor arkadaşımız. Aynen Kıvanç arkadaşımız doğru. Bu konularda da yapay zeka şey yapılacaktır, kullanılacaktır. Nuri arkadaşımız, derslerden arkadaşımız. Covid araya girince Nuri görüşemedik bir türlü, kusura bakma. Mesajlaşamadık da. Çok teşekkür ederim katılımın için. Udemy eğitim kaynaklarına devam ediyorum. Sizlerinki video dokümanlarınız varsa edinmek isterim diyor. Tabii ki yani o konuda benimle iletişime geçerseniz, hani bu noktada bağlantı halinde kalırsak tabii ki paylaşırım arkadaşlar. Hani şimdi direkt şuralara bakın, buralara bakın demem çok doğru olmayacaktır. Dokümanlarda, videolarda ben sizlere sunarım tabii ki. Benimle direkt utkoset@gmail.com'dan iletişime geçebilirsiniz. Sedo Editor adresinde var da hani şöyle yazı vereyim yine. İletişime geçebilirsiniz. Sunum isteyen arkadaşlarımız olursa yine mail yoluyla onu da iletebilirim. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun Öner Hocam. Son bir soru var, onu da ileteyim tabii size. Sevgili Ümit sormuş. Yapay zekanın başka gezegenlerde insanın yaşayabileceği ortamları oluşturması üzerine bir çalışma var mı? Veya bu seviyeye ne zaman gelebilir diye sormuş. Var, evet. Hatta benim bildiğim Hindistan'dan bayağı bir böyle bir birlikte çalıştığımız çok arkadaş var. Onlardan biri hatta öğrencisiyle şey yapmıştı. Uzak galaksi tahmini üzerine bir çalışmaydı hatta. Direkt aklıma o geldi. Ama onu geçtim. Geçenlerde birkaç böyle gezegen tespiti vesaire gibi süreçlerde kullanılan çalışmalar da vardı. Biraz web sayfalarında dolandı.
Ama hani var diyeyim bu yönde çalışmalar. Neler yapıyor? Uzak galaksilerde gezegenlerin olma olasılığını araştırıyor. Gezegenler varsa da o galaksilerdeki ortamı dikkate alarak işte hani böyle uzaylıları vesaireleri veya bu yönde insanın yaşayabileceği gezegenleri araştıran arkadaşlarımız illaki görmüşlerdi. İşte bir takım karbondur vesaire, hidrojendir gibi bir takım böyle bazı maddeler var. O maddeleri bulmak yeterli oluyor işte Mars konularında vesairelerde. Onları görüyoruz zaten. Yani bu tarz maddelerin varlığı var mıdır? Varsa ne kadar olasılıkta vardır falan gibi süreçlerde kullanılabiliyor. Önemli olan hani veriden haber verir. Hatta bu konuda ilgisini çeken arkadaşlarımız varsa bu yönlerde bayağı açıklık var bence. Yani verileri galaksilerle alakalı yani astrofizik taraflı verileri, astronomiyle alakalı verileri temin ederseniz, bunları harmanlarsanız bu taraflarda böyle belli kısıtlı bir grup çalışıyor aslında. Yani bayağı güzel çalışmalar çıkacaktır ve tahminleme bu noktada gerçekten hani çığır açıcı olacaktır arkadaşlar. Bu yönde de ciddi ciddi bu özellikle COVID-19 süreci de biraz hızlandırdı. Bir de Elon Musk sağ olsun, Elon Musk'ın çalışmaları hep kendisi hani ne kadar doğrudur göreceğiz ama hani insanlığı kurtarma boyutunda hep yapıyor diyor. İşte ücretsiz internet, işte Mars'a gidiş vesaire diyor. Başka başka çözümlemeleri de var, işte sürücüsüz araba falan. Yani hayatı kolaylaştırmak, karbon ayak izini azaltmak, dünya yaşanmaz hale geldiğinde başka gezegen bulmak gibi çabalar çerçevesinde aslında ilerlemeye çalışıyor diyebiliriz. Yani sonu nereye gider bilemeyiz. Yani üstü kapalı başka amaçlar doğrultusunda bir şeyler yapıyor mudur bilemeyiz. İşin çünkü bayağı bir böyle Elon Musk boyutunda hep görüyoruz bayağı bir dönüp dolandığını. Ama işte bu boyutta bir çalışma bu yönde bayağı dikkat çekecektir arkadaşlar. Son yıllarda da oldukça önemli. Yani derin öğrenme özellikle bu yönde bayağı etkili kullanacak. Yani kullanılmış olacaktır. Çok fazla veri var çünkü. Astrofizik ve astronomi alanında çok fazla veri var. Çok fazla veri demek sunumda da bahsettiğim gibi derin öğrenme daha çok uyumlu olacak. Daha fazla derin öğrenme anlamına gelecektir. Evet. Peki. Teşekkür başka, ediyoruz hocam tekrar. Bana gelen başka sorular bu kadardı. Sizde de başka soru yok galiba. Ben aslında özel olarak hani gelecekte biliyorsunuz bizde interdisipliner bir enstitüyüz. Sadece yapay zekayla hani doğrudan ilgili olan bilgisayar bilimleri değil, bilişim sistemleri, sağlık bilişimi, adli bilişim, yönetim bilişim sistemleri gibi farklı bilim dallarımız, ana bilim dallarımız da var. Bu alanlarda çalışan çok farklı meslek gruplarından öğrencilerimiz var. Onlara yapay zekada gelecekte hangi alanları tavsiye edersiniz diye soracaktım ama zaten kendileri şu olabilir mi, bu olabilir mi, şu bu vesaire gibi zaten aynen, kesinlikle sordular. Sizden yani, gelecekte nereye odaklanmaları gerektiğini gayet burada yani burada mesela decision making dediğimiz konu yani karar desteğinde olması, bulunması yapay zekanın çok önemli. Biz decision making dediğimizde hayatın her alanında decision making var. Business süreçlerine bilişim, mesela yönetim bilişimi düşünebiliriz, sağlık bilişimini düşünebiliriz. Yani işin içerisinde bilişim girdiğinde zaten otomatikman bilgi ve iletişim teknolojinin kullanımı öne çıkıyor. Her alanda da bir decision making süreci ve bir şeylerin planlanması, manage edilmesi, predict edilmesi hatta tahmin edilmesi süreci olduğu için işte yönetim bilişim sistemleri tarafına özellikle business süreçlerinin otomatikleştirilmesi, tahminsel süreçlerin burada ön plana çıkarılması konusunda katkısı olacağını söyleyebilirim. Sağlık bilişiminde sağlık mesela bakın public health yani kitlesel sağlığın yönetimi, strateji geliştirilme tarafı önemli. Onu geçtim zaten sağlık tarafını diagnosis hani teşhis vesaire süreci biraz daha tıbbi bilimler tarafına gidiyor, tıp tarafına gidiyor belki ama hani onları zaten ifade etmesem sanırım hani zaten tahmin edilecek hususlardır. Yani bilgisayar bilimleri zaten yapay zekanın çıkış noktası baktığımızda. Yani biz yapay zeka tarafında bir şeyler yaparken otomatikman yeni modeller, işte var olan matematiksel bir takım backgroundların farklı modlara işte döndürülüyor mu vesaire gibisinden şeyleri inceleriz genelde. Ama olayı biraz farklı disiplinlere kaydırdığımızda o disiplinlerin bayağı yapay zekanın uygulamalarına aç olduğunu görüyoruz. Hani bunları özellikle arkadaşlarımızın bu fırsatları değerlendirmesini öneririm. Muhammed arkadaşımız son bir olarak soru olarak istihdam etkisiyle ilgili ulusal ölçekte çalışan kişiler var mı hocam diyor. Yani LinkedIn'de biraz bakarsam Muhammed çeşitli isimler var. Hani direkt şu an ezberden aklıma gelmiyor ama hani istihdam, işte toplum ve yapay zeka ekseninde çalışanlar var genelde. Ama çok sayıda değil tabii ki. Yani
Çok çok böyle aşırı düzeyde değil ama LinkedIn'de biraz böyle ya da şey var hani Türkiye'den olup mesela Amerika'da yani Türk bilim insanları da var Amerika'da Kanada'da olan yani en basitten mesela Murat Durmuştu galiba yapay zeka güvenliği ve açıklığı konusunda çalışıyor. Şebnem Özdemir Hoca var ona bakabilirsiniz yapay zekanın toplumsal etkilerine bakıyor yani istihdam doğrudan istihdamı hedef her zaman alıyorlar mı bakmak lazım ama hani o konularda giriyor işin içerisine onlara bakabilirsiniz İbrahim Kuşçu var yine sanırım kendisi yurt dışındaydı Hollanda veya Amerika olması lazım yani LinkedIn'e girerseniz beni takip edin hatta önce olmazsa beni takip ettikten sonra beni takip ederseniz otomatikman çıkacaktır. Veya Şebnem Özdemir, Murat Durmuştu sanırım. Soyadını tam yanlış söylüyor olabilirim. Hani birkaç böyle dikkat çeken arkadaşlar var diyeyim. Hani nasıl diyeyim sosyal medyayı daha fazla kullanan işte her gün haberler koyan arkadaşlar zaten hani ben olmasam bile sizin önünüze düşecektir. Onları takip ederseniz hani istihdam etkisi tarafında da paylaşımlarını gördükçe hani biraz daha kanalize olacaksınız diye düşünüyorum. Benim aklıma gelen isimler bunlar. Unuttuklarım da vardır illaki. Ama hani kabaca bunlardan başlayabilirsiniz diyebilirim. Evet. Tekrardan teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok bilgilendirici bir sunum oldu. Yapay Ben zeka teşekkür ederim günümüzde çok hocam. revaçta bir konu. Onun geleceğini konuşuyor olmak da hem bizlere hem öğrenci arkadaşlarımıza faydalı oldu diye düşünüyorum. Bizlere kırmayıp değerli vaktinizi ayırdığınız için Estağfurullah. Ben teşekkür ederim teşekkür hocam. ediyoruz. Gelecek Rica ederim. etkinliklerde de sizleri aramızda Tabii görmekten ki. mutluluk duyacağımızı Ben de tekrar teşekkür ifade etmek ediyorum. istiyorum. Her zaman. Tabii ki. Ben Teşekkürler de hocam. teşekkür edeyim. Öyle kapatalım. Çok Tabii ki. teşekkürler Utku. Yine çok değerli bilgiler verdin. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. İnşallah bir sonraki etkinlikte tekrar Tabii bir ki. arada oluruz. Tabii ki. Her zaman için hocam. Yine ben de tekrardan yıldönümümüzü tebrik ediyorum üniversite olarak. Yine davetinizden dolayı teşekkürler. Yeni webinarlarınızı da takip edeceğim. Yeni oturumlarda yine bizler de tabii yapay zeka olur, farklı konular olur. Yine tekrardan görüşmek dileklerimle. Tamamdır. Çok teşekkürler. İyi günler, sağlıklı günler herkese. İyi günler herkese. Değerli Teşekkürler. Sağ olun katılımcılar, hocam. sizlere de teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Hoşça kalın. Teşekkürler.